Sevgili Büyüyorum ve Gelişiyorum takipçileri, hepinize iyi akşamlar. Bu akşam çok sevgili çalışma arkadaşım, psikolog Zeynep Akça-Nomaler ile, ki kendisi de taze bir anne olarak, postpartum denilen, aslında postpartum doğum sonrası demek ama doğum sonrası depresyonu anlamına geliyor bizim psikoloji dilimizde. Ve depresyon öyle önemli bir konu ki sadece anne için değil, bebeğin nörobiyolojik gelişimi içinde yaşamsal önemde bu konuyu enine boyuna konuşalım istiyoruz. Sevgili Zeynep, çok teşekkür ederiz çağrımızı dinleyip geldiğin için. Sen de bir anne olarak bizim ülkemizde doğum yapan her beş kadından en az bir tanesinin doğum sonrası depresyonuna düştüğünü biliyoruz. Bu kadar sık rastlanan bir konu olmasına rağmen yine klinik tecrübemizden biliyoruz ki bu aynı zamanda tedavisi mümkün olan ve terapiye çok iyi Elbette. cevap veren bir depresyon türü. Ne dersin? Nasıl tanımlarız doğum Aslında sonrası bildiğim, depresyon? evet aslında bildiğimiz depresyon gibi, yani bir farkı yok. Yani yine iç sıkıntısı, üzüntü, isteksizlik, haz kaybı onunla ilgili bir şey aslında. Sadece doğum sonrası depresyonun olmasının nedeni doğumdan sonra, yani ilk 3 ayda aslında beklenen ortaya çıkması ile ilgili. Aslında bazen hamilelik sırasında da ortaya çıkabiliyor ama daha etkisini doğumdan sonra görebiliyoruz. Çünkü bir takım hormonal değişiklikler oluyor. O hamilelik sürecinde kişiyi daha keyifli hissettirebiliyor. İşte progesteron, östrojen gibi. Tam kanıtlanmış değil. Bunlara tamamen bağlı değil bu depresyon ama doğumdan sonra böyle 2-3 günlük bir süreçte hızlı bir hani normale dönüyor aslında doğum öncesi gibi. O biraz kötü hissettirebiliyor ama o oraya kadar çok normal. Yani aslında bebek melankolisi, bebek stresi denilen bir durum da var. Yani doğumdan hemen sonra karşımıza çıkan. Orada çok endişelenecek bir şey yok. Çünkü o bir anda çıkıyor ve bir anda evet ortadan kayboluyor. Ama doğum sonrası depresyon dediğimiz durum daha da farklı. Yani aynı depresyon gibi üzüntü, isteksizlik. Bir de zaten bebek dünyaya geldiği için uykusuzluk, kaygılar, endişeler. Yani yaşınız kaç olursa olsun bunu yaşayabiliyorsunuz. Bunlar durumu çok daha hani sıkıntılı hale getirebiliyor. Yani bilmiyorum. Getirebiliyor. Peki ne kadar süre sonra bunu biz depresyon olarak tanılayalım? Yani ne kadar, yani bir gün mü, bir saat mi, ne kadar sonra biz buna ha bu depresyon diyoruz? Uzun sürmesi aslında ama hani yani bir iki yani İlk 3 ayda biz bunun çıkmasını bekliyoruz. Baktık hani bu bebek stresi gibi değil. Hani doğumdan sonra bir hafta sonra oldu ve geçti değil. Daha uzadıysa işte bir iki ay daha sürdüyse bu belli ki doğum sonrası depresyon. Ama doğumdan bir yıl sonra çıktıysa o başka. Hani ona diyemiyoruz. Bu bir yıl içinde en fazla çıkmış oluyor. Evet, Yani birkaç ay içerisinde. Evet. Ve neler görülüyor? Yani kendini üzgün hissediyor. Büyük bir mutsuzluk hali, çaresizlik, ağlama olabilir. Başka tabii. neler oluyor? Yani Ağlamak, hem ağlayamam. duygusal, ağlayamamakta. Ağlayamamak olabiliyor. Uyku sıkıntısı zaten oluyor. O zaten kendiliğinden de olan bir şey doğum sonrasında. İştah azalması, artması, değişken ruh hali, sinirlilik, agresif olma, ters davranma, işte çok fazla suçlu hissetme, bebeğine böyle hissetmesi gereken duyguları hissedemiyormuş gibi hissetme. Yani sevemiyor muyum, sevmeliyim, yapamıyor muyum, beceremiyor muyum gibi duyguları Yetersizlik hissi. çok fazla yetersizlik, değersizlik. Yani kişide de değişen şeyler oluyor. Yani anne olmayı öğrenmeye başlıyorsun. Sanki bilmen gerekiyormuş gibi geliyor. O yüzden daha bir yetersiz hissediyorsun. Aslında bu bir rol ve yaşamımızdaki bir rol ve hani öğrenmemiz gereken bir rol. Aslında bebekle beraber de bunu öğreniyoruz. Yani Evet. kendi annemizden de öğreniyoruz ama doğumdan sonra çok daha başka bir hal Tam alıyor. da bu yüzden, yani özellikle birinci bebekse, ilk bebekse, tam da bu yüzden başımıza gelenin depresyon olduğunu ve bunu birçok
kadının yaşadığını hissetmiyoruz. Utanıyoruz adeta böyle durumlarda. Utanç yaşadığını söyleyen anneler işitiyorum. Yani ben kendimi kötü hissediyorum, çok utanıyorum, halbuki çok sevinçli olmam lazım gibi. Çünkü Neye yani bağlı? toplumsal bir şey bu. Yani hissedemezsin gibi. Çünkü hani çoğu insan hani bebek sahibi olmak istiyor. Bunun için çok uğraşıyor. Tedaviler görüyor. Tüp bebek tedavileri görüyor. İşte ona rağmen olmuyor. Sonra oluyor. Sonrasında şöyle bir şey hissettiriyor dışarıdan kişiye şu, yani bu durum. Hani o kadar istedin, sahip oldun. Hani o senin ilacın artık. Kötü olamazsın. Olmamalıyım oluyorsun çünkü. Hani ben bunu istiyordum. Nasıl olabilir oluyorsun? Halbuki yani o tüp bebek tedavilerindeki kullandığın ilaçlar vesaire zaten bunlar da buna bir yatkınlık. Çünkü çok fazla hormonal değişiklik orada da daha da fazla olduğu için bu zaten yatkınlığı sağlıyor. Ama hani bilinmiyor. Evet. Yani aslında çevre, eş, kişinin eşi, işte ailesi, annesi, babası, çevresi çok da bunları bilmediği için aslında hani o kişiye bunu hak görmüyor. Yani olamaz gibi geliyor. O da O zaman paylaşamıyor da duygu. Evet. İyi olmalıyım, harika olmalıyım. Hiç öyle değil, olmayabilirsin yani. Bu bir süre, bu bir o zamanki bir duygu durum bozukluğu ve tedavi edilebilir bir şey aslında. Elinde olmadan ortaya çıkan bir şey. Bir de tetikleyiciler çok fazla var. Yani doğumdan önce bir depresyon geçmişin varsa, genetikte böyle bir doğum sonrası depresyon yatkınlığı varsa annende vesaire. Bunlar da bir yatkınlık aslında. Evet. Başka neler tetikliyor Zeynep? Maddi sorunlar Eşle. olabilir. Eşle ilişki problemi varsa o kesinlikle çok etkiliyor. Öncesinde varsa bebek yani hamile olduğunu öğrendikten sonra bence bu erteleniyor. Ta ki doğumdan sonraki aylarda bu ortaya daha çok çıkıyor. Sonra anlamaya başlıyorsun. Çünkü o zaman işte aha, bebek geliyor. Çok istediğim bir şeyse tabii ki hani. Harika bir şey. Çok iyi hissediyorsun. Her şey çok harika. Sonrasında hem bebeğin işte verdiği yorgunluk, hem kendini yetersiz, değersiz hissetme, hem eş anlayışsızlığı olabilir. Ve o sorunlar çok daha gündeme geldiğinde bu çok daha artıyor. Bunlar çok tetikleyici. Kayıp olabilir. Mükemmeliyetçilik de biraz tetikliyor sanki. Her şeyi mükemmel yapma arzusu. Ve bu mükemmelin sonu yok. Ne mükemmel onu da bilmiyoruz zaten. Dolayısıyla bu böyle sürekli kendi altını kazan kuyu gibi içine düşürüyor yeni annemizi. Ve eş problemi dedin. Benim konum tabii bu birazcık Evet. da eş Evet. konularında. Kadın eşine bu depresif halini söyleyemeyince agresyon olarak dönüyor bu depresyon. Yani depresyon zaten kendisini dövme halidir insanın. Kendini bir ben yetersizim, ben çaresizim, ben kendini suçlama, kendini suçlayıp suçlu bulma yargının sonucunda. Bu yargının sonucunda böyle ve sonra eşini de suçlama kendiliğinden veya annesini suçlama veya herhangi bir şeyi tabii yani bu suçlama sarkacı da nereye çarparsa artık o gün gidip geliyor. Erkekler de bu sefer çok fena halde ne olduğunu daha da beter anlayamadıkları bir pozisyonun içine düşüyorlar. Yeni bir bebekleri var. Üzerlerindeki belki maddi yük daha da ağırlaştı. Kadının iş hayatından çekilmesiyle birlikte belki oradan bir gelir de eksildi hayatlarında belki de. Ve zaten iyi bir iletişim yoktu eşiyle arasında. Şimdi daha karmaşık, daha komplike bir ilişkiler yumağında hiç konuşamaz haldeler. Her türlü nedenle birbirlerine kızgınlıkları ve birbirlerini paylamaları, dolayısıyla aralarındaki mesafenin de çok açıldığı ve aralarına buzdağlarının girdiği. Şimdi bu da depresyonu artıran bir şey, değil mi? Hem de çok. Kesinlikle çok. O zaman işte hem kişi kendisi hem destek alacak, hem de eşiyle beraber de destek alacak. Hani ayrı iki tedavi şekline girmesi gerekiyor bence. Çünkü sadece çift olarak da değil, ikisine de çok ihtiyacı var bence o dönemde.
Eşe Değil çok mi? şey düşünüyor, evet, ama onun da farkındalığı yok. O yüzden onu da destek alması lazım. Evet, yok. Üstelik de bir kadının dünyası çok komplike, bir erkek hiçbir zaman o kadar karmaşık Değil. düşünmek ihtiyacında değil. Bu bakımdan da aslında kendisini, eşini mutlu etmeye odaklıyor ki hamile, gebe, loğusa anne kendisini iyi hissetsin diye. Ve adam da erkek baba, yani yeni baba diyelim buna. Kendini o da yetersiz hissetmeye başlıyor. Çünkü ben mutlu edemiyorum, ben yapamıyorum. O zaman da onda da bir kızgınlık sinyalleri başlıyor. Dolayısıyla bu negatif sarmallar bebeğe çok zarar veriyor. O Kesinlikle. Evet. gelişmesi için gereken pozitif sinyalleri, o rahat ve huzur ortamını bulamıyor. Emse bile, değil mi? Siyah Süt diye Elif Şafak'ın yazdığı, gerçekten toksik bir ev içi ruh durumu o bebeği sarmalına, girdabına alıyor ve gelişimde maalesef olumsuz etkilerini bebeklerde görmekteyiz. Ruh hastalıklarının çok büyük bir bölümü bebeğin 0-3 ay, 0-6 ay anne bebek ilişkisinde. Annenin bu durumunda bebeğin içine düştüğü ve asla anlamlandıramadığı bir dünyanın içinde geliştiğini biliyoruz artık. Dolayısıyla anneye burada yardım etmek hem babaya hem bebeğe yardım etmek anlamına geliyor. Bu bakımdan çok 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 önemli bir şeyden bahsediyoruz. Evet, dedik ki tedavisi çok kolay. Evet. Bunu Sadece kabul nasıl? etmek lazım. Yani hani böyle bir güçlük içindeyim. Bunu anlamak lazım ve destek almak lazım. Gerekirse ilaç da kullanabilirler. Yani hani asla ilaç kullanılmaz diye bir şey yok, biliyorsun. Hani Evet. hekimlerle beraber karar verildiği sürece, yani emzirdiğin sürece dahi kullanabildiğin bir takım psikiyatrik ilaçlar var bu konuda destekleyici. O yüzden yani genelde tedavi oluyor bu annelerin çoğu, hepsi diyebiliriz aslında. Hemen hemen hepsi diyebiliriz. Benim Evet. kendi kliniğimden söyleyebileceğim hemen hemen hepsi gayet güzel ve kısa sürede, gayet Kısa hızlıca. sürede. Hı. Evet, Ama evet. şey bile, hani doğum psikozu dediğimiz daha ağır bir Aa, tablo. O da tabii. bin, hani bin anneden birinde olan bir şey. O çok daha Evet, hani böyle bir anda çok iyi. çıkan ve gerçeği değerlendirmenin de bozulduğu bir, böyle karmaşık davranışların olduğu, bebekle ve kendinle ilgili tuhaf düşüncelerin olduğu, yani işte ölmek istediği, bebeği atar mıyım, işte beraber biz yok olalım gibi şeylerin olduğu ve çevreni pek hiç anlayamadığı ani gelişen bir tablo. Bu tamamen Evet. aslında farklı. Bu bin kadından birinde oluyor. O dahi Çok tedavi edilebilen nadir. bir, evet. O dahi tedavi ediliyor. Ben hatta şunu söyleyen anne bile görmüştüm. Bu bebek benim değil. Acaba doğumda karıştırdılar mı? Gibi gibi. Doğum sonrası psikozu. Çok iyi hatırlattın bunu sevgili Zeynep. Gerçekten de böyle şey var ve bunun dahi tedavisi var. Psikiyatrik ilaçlar alınacaksa bir tane psikiyatristle çok yakın bir ilişkide olmak, ilaçların olası yan etkileri varsa bunları hemen paylaşmak, bunların yan etkilerinin geçmesinin bir iki hafta sürdüğünü ama etkilerinin de, tedavi edici etkilerinin de birkaç hafta alabileceğini akıldan çıkartmamak şartıyla bunlar mümkün. Psikoterapi tedavileri, bilişsel davranışçı yöntemler veyahut herhangi bir terapötik yöntem, her türlü psikolog, psikoterapist arkadaşımızın almış olduğu eğitimler doğrultusunda duygu odaklı terapiler gibi birçok artık yöntem var. Sen neler öneriyorsun? Yani buradan şimdi bu internet çağında da aslında, değil mi? Çok da dünya avucumuzun içinde, bu postpartum içerisindeki annenin de depresyonuna çare olacak aslında çok da uygun bir sistem içindeyiz. Evet. Neler Bu önerirsin konuları pratik olarak?
Yani yakınlarla konuşmak hani belki zor ama hani bunu anlayıp önce kabul edip evet ben böyle bir sorun yaşayabiliyorum, hani bizleri izleyerek, okuyarak, hani bunları duyarak belki biraz daha normalize edebilirler. Evet, bu sürecin normalde bu olabiliyormuş diyebilirler belki. O noktada eşiyle konuşabilir, ailesiyle, yakın dostlarıyla konuşup yani bunu aktarıyor olmak da zaten hani onların önerebileceği birilerine gidebilirler, kendileri bulup birilerine gidebilirler, gitmek istiyorum. Hani öncelikle mutlaka bir ruh sağlığı çalışanı, yani bir uzmana ulaşmaları lazım. Psikolog, psikiyatrist hiç fark etmez. Zaten hani yönlendirileceklerdir her türlü. Çünkü mutlaka psikoterapi almaları gerekecek. Gerekirse ilaç da almaları gerekecek. Bunu mutlaka yapmaları lazım. Belki çok ütopik bir şey ama kendilerine evet zaman ayırmaları gerekiyor. Bu bir saat ya da yarım saatlik bir yürüyüş olabilir. Çünkü o da bir fiziksel aktivite, her zaman iyi gelir depresyona, zaten bunu biliyoruz. Yani gerçekten bir kahve içmek bile, yani bunlar mutlaka iyi gelir. Çünkü o hani evet hani kontrolcü ve mükemmelliyetçi insanlar daha böyle hani bebeğini bırakmakta hani zorluk çeker. Her şeyini kendi yapmak ister. Kendini büyüten annesine bile hani güvenemez. Sanki hani yapamayacak gibi gelir. Mamasına onun istediği gibi yapamayacak gibi gelir. Altına onun gibi bezleyemeyecek gibi gelir. Hani işte canın yanacak gibi gelir. O yüzden ama hayır, yani güvenmeye ihtiyacı var o zaman da aslında. Hani bir saat Özellikle bırakabilir. eşine. Eşine kesinlikle. Özellikle eşine. Çünkü eşin de kendisini bir baba olarak hissetmesi, bir yardım edebilen bir insan olarak hissetmesi, eşine yardımcı olabilen birisi olarak hissetmesi onu mutlu edecektir. Bu da pozitif döngüye büyük katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, Kesinlikle. yani bebeğe çok çok büyük güzel etkisi oluyor depresyondan çıkmanın. Tabii ki anneyi rahatlatıyor. Rahatlama egzersizleri. Bazı kişiler yürüyüş yaparlar rahatlayabilirler. Bazıları meditasyon yaparak, bazıları Evet. sadece bir komedi dizisi seyrederek. Bir danışanım bana şey demişti, o kadar kendimi halsiz hissediyorum ki bütün vücudum dövülmüş gibi ve o kadar yorgunum, kolumu kaldıracak gücüm yok. Bu yüzden de bomboş bir duvara öyle bakıyorum ve günler gecelerce bakabilirim. Ona demiştim ki o duvar sana senin zihninden geçen olumsuz düşünceleri bir tenis topu gibi sana tekrar geri yansıtıyor. Ne dersin duvara bakmak yerine komik bir videoya baksan? Bir stand-up komedyeni olabilir, bir komik film olabilir. Ona baksan o zaman o zihnindeki olumsuz düşüncelerden de seni uzaklaştırabilirler ve biraz gülmek de çok güzel bir şey. Hele ki güzel taze bir anne için bol kahkaha en güzel şeydir diye düşünüyorum. Eşine de, Kesinlikle. eşlere de benim buradan babalara, yeni babalara önerim. Eşlerinin doğum sonrası depresyonundan asla kendilerine pay çıkarmamaları. Yani senin suçun değil, hayır. Çünkü babalar kendilerini suçlama eğiliminde onlarda. Ben mutlu edemiyorum eşimi. Ben yeterince para kazanamıyorum. Ben yeterince onu anlayamıyorum. Ben yeterince iyi bir baba adayı değilim gibi gibi. Ben beceriksizim. Bir sürü şeyle bu sefer onların da depresyona düştüğünü gördüm. Yani bir baba da depresyona düşen bir eşinden dolayı yeni annenin depresyonunu o kadar simbiyoz halinde alıp kopyalayabiliyor ki mutsuz bir adam. Eve gelmek istemiyor. Uzun uzun işte kalmak istiyor. İş çıkışı annesine gidiyor. Gece çok geç gelmek istiyor eve. Görmek istemiyor. Bebeği eline almak istemiyor. Çünkü bütün o depresif, o neşe siz ev onu itiyor. Dolayısıyla buradan taze babalara da önerilerimiz var. Sen Yani neler tabii eklersin? anne yerine tabii bir de öyle bir babanın yani eşi yeni anne depresyondaysa bu iyicene çılgınca bir hal alabilir. Ama tam tersi kadın depresyona girmeyip dediğin gibi baba bunu yaşıyor olabilir. Bu da olan bir şey gerçekten. Bu da Kesinlikle. var. Evet, onlarla ilgili değil ama
Elbette öncesinde yine çiftin bir problemi varsa, bunu çözemedilerse, evet, o ikisiyle ilgili gerçekten hızlıca çözülmesi gereken bir hal almış oluyor. Evet. Tabii burada şimdi bizi kimlerin izlediğini, bu videoyu da daha sonrasında kimlerin izleyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden de biz genel geçer ve çok konu başlıklarına Evet. değiniyoruz. Mutlaka çok özel durumlar var. Yani bir takım fiziksel ya da ruhsal hastalıkları olan bebekleri olmuş olanlar var. Yahut da kayıplar, yaslar içerisinde olan Var. insanlar var. Bu Bir pandemide zaten olay o çok bambaşka bir. çok bambaşka. Bir de hani doğum sırasında zor doğum. Bunlar da bu arada etken. Hani unuttuğumuz, eklemek İstenmeyen bebek. istediği, istenmeyen bebek ve hani sonra hani birkaç ay içinde çocuklarda, bebekte çıkan hastalıklar. Bunların hepsi çok büyük etken yani aslında. Başlı başına büyük zorluk Başlı çekiyoruz. başına evet. Bir de ben şunu da görüyorum. Özellikle kendi neslimden sonra yeni nesilde çok genç annelerde bunu çok görüyorum. Sanki anne olmak, bebek sahibi olmak birçok ürün sahibi olmakla da karakterize. Yani bebeğin o dinleme mikrofonunu da alayım, bir biberon ısıtıcısını da alayım, şunu da alayım, bunu da alayım. Öylesine büyük bir masraf içerisine düşüyor ki yeni anneler, çok genç anneler, 20'li yaşlarında belki de çok fazla miktarda ev bütçesini ayarlamanın pratiğini henüz yapmamış olabiliyor ve bu yüzden de zaten artan masraflar, zaten azalan gelirlerle bir de böyle yetersizlik, çaresizlik, suçluluk duygularına bir de maddi unsurlar eklenmiş olabiliyor. Buradan onu söylemek istiyorum. Sizin en pahalı bebek arabasına ihtiyacınız yok. Hayır, bebeğin ihtiyacı bu asla değil. Bebeğin hiçbir bebek arabası olmasa bile bebek en büyük ihtiyacına sahip. Kim o? Rahat, huzurlu bir anne, güzel bir baba Sevgi, anne evet, ilişkisi. sevilmek. Sevilmek, rahat hissetmek, güzel bir dünyaya geldiği duygusu ve getirdiği sevinç ve neşenin evde yaşanıyor olması. Değil mi? Yani o minik yavru her an sen şimdi çok yeni anne olarak daha taze bir biçimde bunu aktarabilirsin. Ben bayağı eski bir anne olarak hatırlıyorum bugün gibi Deneyimlisin. ama deneyimli olarak. Hatırlanıyor demek. Bugün gibi hatırlanıyor mu? Aman aman müthiş bir şey. İlk defa tırnak kesilecek. O Aa, çok evde korkunç. Bizim için de öyleydi. İlk Zordu. banyo, her şeyin ilki, her İlki şeyin aşı. aşılar, ilk Aşılar. ateşlenmesi, ilk burnunun tıkanması. Tıkanmasın. Çok acayip. O çaresizlik hissi evin içerisinde koşturmaca ne yapılsa olmuyor. Her şeyden değil mi? İlk Evet. çocukta yani mutlaka, herhalde ikincisinde öyle olmuyordur diye düşünüyorum. İlkinde yaşım bence kaç olursa olsun ben de bunları yaşadım, çünkü gayet hissettim. Ben de ne oluyor filan, ne yapmak lazım. Çünkü yani işte anlatılsa bile hiç yaşamadığın sürece bilemiyorsun ne hissedeceğini, ne yapacağını. Ama en azından başına geleceğini biliyorsun anlatılanlardan. Ama hissediyor yani bebek, çok ya, doğduğu andan beri hissediyor bence her şeyi. Her türlü Evet. gerginliği, mutluluğu, yani sevildiğini hissediyor. Yani benim en büyük gözlemim o oldu. Kesinlikle hissediyor. Evet, kesinlikle o elektromanyetik dalga alanı içerisinde zaten aynı nöronlarıyla annesine daha bağlı, daha kız çocuklar her zaman bağlı olacaklar. Erkek çocuklar 9-11 yaşına kadar aynı nöronlarıyla annelerine bağlılar. Babalarını da tabii ki hissediyorlar ve baba da çok önemli. Ve anneye destek, yardımcı, koterapist olarak da babalar
Buradan bizi izleyen bütün babalara selamlar ediyoruz. Babalar çok önemli. Çok Lütfen eşiniz depresyona girince siz girmeyiniz. önemli. Onun depresyonunu anlamıyormuş hissi de gelebilir. Siz sanki ona empati yapamıyormuşsunuz gibi de gelebilir kadına. Sen ne anlarsın bu duygudan? Sen yaşamıyorsun ki, senin keyfin yerinde. Bütün gün gidiyorsun işine, herkesle eğleniyorsun. Benim halimi anlamıyorsun da diyebilir size. Anlamadığınızı o zaman kabul edin. Anlamıyor olabilirsiniz ama anlamasanız bile kendisinin kötü hissettiğinden dolayı kendinizi kötü hissettiğinizi ona söyleyebilirsiniz. Elinizden gelen bir şey varsa her zaman orada olduğunuzu, her zaman kendisine destek olduğunuzu kendisi eşinize, yeni anneye iletebilirsiniz. Bu bile onu daha müsterih kılacaktır. Kendisini bu denli destekleyen bir eşi varsa biliyoruz ki postpartum hemen geçiveriyor. Destek ve dayanışma, paylaşma. Bunlar çok çok önemli. İlişkiyi geliştirme, aranızdaki kendi küçük erotik dünyanıza geri dönme. Çünkü biliyoruz ki cinsel istek kaybı da yaşanıyor postpartum Evet. depresyonunda. Cinsel istek kaybı bu sefer eşlerin dünyasını da başlarına yıkabiliyor. Buradan da çıkmak çok önemli. Küçük Beden adımlarla. Değişiyor zaten. Evet. Beden değişiyor. Kadın kendini eskisi gibi çekici, arzulanan olarak görmemeye başlayabilir. O zaman eşe çok görev düşüyor aslında. Hem libido azlığı, hem o şeye kendine bakmak istememe, bakım yani eskisi gibi olmadığı için bir anlamı yok gibi düşünmeler. Bunlar hep aslında engelliyor. Evet. Ve bu sırada da eş kaybı da yaşamamak için, daha da kötüye gitmemesi için gerçekten de burada eşiyle insanın çok açık bir iletişim içine girmesi. Yani ben kendimi kötü hissettiğimi eşime söylersem, eşim benden daha da uzaklaşır, daha da beni sevmez diyemezsiniz. Çünkü açık ve seçik konuşamadığınız birisiyle bir bebeği, bir insan canlısını iyi günde ve kötü günde nasıl büyüteceksiniz, değil mi? Yani konuşulması gereken pek çok alan var. Ama bu konuşmalar karşındakini suçlama veyahut da kendini suçlama, karşındakini yargılama, kendini yargılamadan bağımsız olması lazım. Hayır, durumumuz bu. Birlikte gücümüzü birleştirirsek bunun içinden çıkabiliriz. İşte böyle. Kabul ederek aslında. Evet. Ve kabul etmek çıkış. Aslında. Tabii Yani birincisi yoksa durum bu, kabul suçlarız. Ediyoruz. Evet. Durum bu. Bunu kabul edeceğiz. Kimsenin suçu değil bu. Bu içine düşülen, nereden olduğu çok bilinmeyen hormonlar diyelim geçelim. Ama günün sonunda bu bir gerçeklik ve buradan da eşler birbirlerine dayanışma geliştirerek, paylaşımlarını artırarak daha iyi bir ilişkiye evrilebilir ilişki. Bunu gözlemliyorum ben. Evet, daha da güçlenmiş olabilir. Daha güçlenmiş olabilir. Eğer siz her türlü şeyinizi konuşabiliyorsanız bir sırdaşlık hali de gelişir ve bu da çok kıymetlidir. Dolayısıyla o yabancılaşma hissinden de kurtulmuş olunur. Depresyonun getirdiği müthiş bir yabancılaşma hissi vardır çünkü. Bütün dünyaya karşı bir yabancı oluş hali. Bu çok acı veren bir şeydir. Yok. Bunu bir de bebeğe karşı hissedince o zaman çok suçluluk duygusu hissediyor anne. O en ağır işte. Orada çok sıkışık kalıyor aslında. Çok. Çok ağır. Ve ne anne ne bebek bunu hiç tabii ki hak etmiyor böyle bir şeyi. Ve buradan çıkmak için de yardım istemek hiç kötü bir şey değil. Hatta çok zekice, çok akıllıca bir Evet. Çözüm olarak görüyoruz bunu. Yardım istemek de suçluluk duygusu duymalarını sağlayabiliyor. Öyle hissediyorlar. İstersen suçluyum, istiyorsan demek sorunum var. Hani
demek böyle bir şey hissediyorum gibi duygular aslında engelliyor yardım istemelerini. Evet ve zayıf olduğunu zannediyor. Bu bir Yani. zayıflık, zaaf olarak görülüyor. Halbuki Yani. hiçbir zaaf durumu yok bunun. İyi. Bu süreçte daha böyle hani kendilerinden gerçekçi beklentileri olması lazım. Yani her şey mümkün değil. O hele o dönemde yapabilmeleri. Daha Evet. uykusuz kalıyorlar. Hatta o dönemde daha yani çok daha sabırlı tahmin ettiklerinden daha çok sabırlı biri olduklarını bile anlıyorlar aslında. Değil mi? Bir Yani de bu daha da var. tahminimden daha sabırlıymışım deyip kendilerini bence takdir etmeleri lazım aslında. Yani Çok büyük bir güzel iş söyledin. başarıyorlar. Zeynep, o kadar güzel söyledin ki bunu. Gerçekten işte ümit dolduran içime bir şey söyledin. Tam tersi, yani kendini iyi hissetmemeye rağmen birçok şeyi yapma ve iyi yapma arzusu ve bütün bunlara tahammül etmek, buradan geçmek, bunları göğüslemek, buradan öğrenerek, büyüyerek, gelişerek çıkmak ne kadar önemli, ne kadar çok daha artısı olan büyük bir şey. Gerçekten kutlaması lazım bu annenin Evet. kendisini. Ve Evet. inanıyorum ki bizi izleyen doğum yapmış anneler de bunu içlerinde hissetsinler Evet. bu şekilde. Herkes yapıyor, herkes anne oluyor diye çok büyük bir şey gibi görmesinler. Evet. Çok büyük bir şey değilmiş gibi görmesinler. Evet, çok büyük bir şey gibi görsünler. Büyük bir şey yaptıklarını görsünler yani. Çok da güzel, özel, çok önemli bir şey yapıyorlar aslında. Hiç de Değil mi? kolay değil ayrıca. Hiç kolay değil. Çünkü diyeceksin ki insanlık tarihinden beri kadınlar doğuruyor ve anne oluyor. Ama insanlık tarihinden beri ilk kez, insan tarihçesinde ilk kez bir kadından her şey bekleniyor. Her şey bekleniyor. Çok iyi bir eş olacak, çok fit ve güzel olacak, çok Evet. modern ve çağdaş olacak, bilgili olacak, asla Bilgili. cahil olmayacak. Şimdi internet önünde bir tane kadın ortaya çıkıyor ve o nasıl oldu o halini diye kimse sormuyor. Sanki yani işte doğuştan mükemmeldi o. Böyle bir insan yok. O bir kolaj, o bir proje. Gerçek değil. Gerçekte kim varsa önünüze çıkan Instagram'da, sosyal medyada, sanatçılar arasında bilemiyorum, rol model diye gördüğünüz çok çağdaş, çok efendim güzel, çok şöyle, çok böyle. Hayır, hayır. Herkesin güçlü ve güçsüz yönleri var. Herkesin, hepimizin, bütün insanların. Hepimizin. Dolayısıyla bu kadar büyük bir resme bakıp sonra tek bir kadından, tek bir kendimizden bunu beklemek adaletsizlik, bir kere gerçek değil. Hiç Sahte bir gerçek. gerçeklik değil. Dolayısıyla bazen saçımızı yıkayamayız, evet, bazen tırnaklarımıza bakamayız, tabii. Gayet tabii ki yani yeni bir annenin evini biraz veyahut da başka şeyleri bir sürü kendi daha önce yapıyor olduğu şeyi yapamıyor olması, kariyeriyle ilgili yahut da para kazanmasıyla ilgili bütün bunlar son derece doğal ve bunlar geçici. Şimdi buraya gelelim. Geçici. Evet. Bunun geçici olduğunu aslında ona inanmak. Hani sanki geçmeyecek gibi geliyor çünkü. Hani şey gibi hani çünkü artık hani o bebek var ve var artık hep var. O yüzden geçmeyecek gibi geliyor aslında. Halbuki bunlar geçecek, o duyguların geçecek, çok bambaşka şeyler olacak. Onun gelişimiyle çok farklı duygulara gireceksin belki de. Evet. Evet. Aynen öyle. Aynen. Ne kadar karanlık olursa olsun tablo, hepsi geçecek. Yeter ki bütün geleceğe dair arzu ettiğimiz kariyer gelişimlerinde, özellikle hırslı olduğumuz alanlar, bir miktar hırs tabii ki başarmak için lazımdır. Başarılı Lazım. bir kadın bir parçası lazım ama bunun fazlası çok aşırı ve üstelik de
Şimdi bir tanesini yapıyorsun. Şimdi anne oluyorsun. Sonra da kariyeri yaparsın. Ona da vakit gelecek. Hepsi aynı anda. Gerçekten de bu çok, bir an önce kilolarımı vereyim, bir an önce güzel olayım, bir an önce para kazanayım, bir an önce bu, bir an önce bu derken bir an önce de o bebeğin de çok ihtiyacı var. Tabii ki çok fazla ihtiyacı var. Evet, aslında hani şeye bırakabilmek, hani biraz onu yaşayabileyim, o bebeklik halini görebileyim. Yani o ilk yaptığı şeyleri görebileyim. Biraz oraya bırakabilip orada kalabilirse aslında hani çok daha başka olacak aslında. Daha güvenli olacak, daha sakin olacak. Aslında bebek onu anlamda çok iyi gelecek. O noktada kendini bırakabilirse aslında. Diğer şeylerde telaşı yoksa. Ama bu işte hani daha hani böyle planlı olmayan gebeliklerde bence biraz daha fazla olabiliyor. Çünkü o sırada ya Ve ben çok genç gibi. yapacaktım ya da ya ben yüksek lisans yapayım. Ya ben aslında şimdi şöyle bir iş teklifi vardı filan. Şimdi nereden çıktıyı düşünüyor. Bunu düşünüyor. Sonra doğuruyor. Sonra bunu düşündüğü için suçluluk duyuyor. Sonra depresyona girmesi çok normal oluyor. Yani bu durumda. Aynen böyle. Evet. Ve dedik ki biyolojik değişiklikler, yani özellikle gebeliğin getirmiş olduğu fiziksel değişiklikler de zamanla tabii ki geçecek. Bunlar da bir kısmı belki bir kısmı genetik özelliklere bağlı olarak da. Ama bunlar birkaç ay alacaklar. O Evet. süreçte eşim beni beğenmiyor duygusuna kapılırsa, kadın için bu bir felaket oluyor gerçekten de. Burada eşin ile eşi ile iyi bir kadın erkek ilişkisinin kurulmuş olması da önemli. Aldatmaların da bu dönemlerde çok arttığını görüyoruz erkekler tarafından ve buralarda bu çaresiz hissetme de tabii ki depresyonu çoğaltıyor. O yüzden de çift terapisi mutlaka çok önemli ve işe yarıyor. Erkeklerin çift terapisine fazla yanaşmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Çok. Sen de öyle görüyor musun? Çok. Bir de klinikte yani gördüğümüz vakalardan hani birkaç şöyle bir vakayla aslında karşılaşmıştım. Gebe kaldıktan sonra ciddi bir panik bozukluğa girip, ciddi bir kaygıya girip ki hani bu bazı birinin ikinci gebeliği, diğerinin ilk gebeliği yani hatırladığım iki vakada. Bu durumda aslında hani çünkü o hem çok istiyorlar hem ciddi kaygı yaşıyorlar. Aldırayım mı, aldırmayayım mı gibi yani hastaneye yatacak düzeye gelebiliyorlar. Tüm bunların da aslında bu tip vakaların da temeline baktığımızda çok ciddi çift yani eşiyle problem olduğunu görüyoruz aslında. Ve bu problem çözülmediği sürece bazı danışanlar gebeliği sonlandırmayı dahi tercih edebiliyor aslında. O yüzden bence yapılması gereken yani doğum sonrası depresyon vesaire hani bu olabilir çok eşinle çok kötü de olmayabilirsin. İlişkin hani bir takım sıkıntılar da olmuş olabilir ama öncesinde mutlaka bence çiftin ilişkisini güçlendirmesi gerekiyor. Gebelik kararından önce. Aslında en Evet. temeli bu. Ya da bir sorun sonrasında çıktıysa bunu çözmek. Evet aldatmalar vesaire hani o durumlarda olmuş olabiliyor. Onlar sarsmış olabiliyor. O yüzden güvenemediği için zaten gebeliği sonlandırmak istiyor kişi ve bunun farkında olmuyor aslında. Evet. Ve bunun farkına vardığı zaman da doğurmuş olabiliyor ve ondan sonra da kendisini çaresiz hissedebiliyor. Ama çaresiz diye bir şey yok. Tabii ki çareler var. Çarelerin her spesifik anne için o duruma özel, o anne baba için, o bebek için özel olarak kurgulanması psikoterapinin konusu zaten. Ama genel olarak şunu söyleyelim ki sağlıklı bir eş ilişkisi zaten depresyonun da hızlıca sonlanmasının gerçekten temelinde. Bebeklerin büyüme ve gelişmeleriyle ilgili bilgiler de aslında ne kadar bilgilenirse anne o kadar daha rahat edebiliyor. İşte örneğin reflüsü olan bir bebek varsa bebek reflüsüyle ilgili bilgi almak
mesela bir annemizi depresyondan çıkartmıştı, bunu hatırlıyorum. Yahut da eşiyle ilgili, eş terapisine gitmese bile eşi, kendisinin bu konuda bir parça rehberlik alması da, aa evet ya böyle düşünmemiştim, bu da olabiliyor, gerçekten de böyle yapabilirim, bir deneyeyim bakayım. Şimdi deneyelim birazcık ve birkaç deneme sonrasında eşiyle de daha iyi bir ilişki, arkadaşlarını yardıma çağırmak, varsa annesini yardıma çağırmak veya yakınlarını, halasını, teyzesini, her kimse. Kendine dediğin gibi vakit ayırması İlgilenmek, ve evet. kendiyle ilgilenmek, gününü programlamak. Yani çok uzak geleceğini değil ama bugününü, bugün şimdi var ve elimde 24 tane saatim var. Bu 24 tane saatimi ne yapayım? Yani bunun büyük bir kısmında bebek uyuyor zaten yahut da başka şeyleri var. Ama mutlaka kendisine bir parça zaman ayırdığı ve o ayırdığı zamanda da kendisini eğlendirecek, kendisini mutlu edecek her ne varsa bunun dışındaki bütün dünyayı dışarıda bırakarak kendi dünyasını zenginleştirmesi, geliştirmesi, kendini geliştirmesi. Mesela böyle bir durumda yeni bir lisan öğrenen anne biliyorum ben. Bunca işin arasında yokmuş gibi, aa orada mutlu oldu. İspanyolca öğrenmeye, ben İspanyolca öğreneceğim dedi. Orada kendisinin zihninin içine adeta bir dosya açtı. Orası onun evde kendi kendine kaçtığı bir eğlenme alanı oldu. Şarkılardan İspanyolca öğrendi. Çünkü sonraki geleceğinde de onu kullanacağına inanıyordu. Gibi gibi herkesin dediğim gibi o kadar çok insan ve o kadar çeşitli problem bir tane ama çözüm milyonlarca. Milyonlarca. Herkesin bambaşka çözüm yolu. Onu bulana kadar da deneyebilirler. Hepsini deneyebilirler yani. Evet. Hangi çözüm yolu bana iyi geliyor, bunu deneyebilirler. Aa, o da iyi olabilir. O yüzden fikirlere açık olmak, önerilere açık olmak. O anlam değil. Hani şey bakmak, ya bana kesinlikle iyi gelmez demek değil. Bir deneyip belki iyi geleceğini düşündüğün şey sana belki iyi gelmeyecek. Gelmeyeceğini düşündüğün şey iyi gelecek belki de. O yüzden denemek, açık olmak o yönde de katkı sağlar. Açık olmak harika bir şey. Bu açık olmak kavramı o kadar güzel bir kavram ki. Açık zihin. Açılmış. Yani o aralıktan, o kendi ne kapanmış, sorunlarına kapanmış dünyadan bir aralık açmak bütün çözümlere doğru, güzel hayata, iyi bir ışığa, güzel bir dünyaya. Bu dünyada bu dünya çok kötü bir yer. Bu dünyaya bebek mi getirilir diye düşünüyor çünkü depresyondaki anne. Tabii. Hele Evet, şu dönemde. hele şu dönemde değil mi? Yani Dönemde daha çok iklim. bu düşünce arttı aslında o kişilerde. Çünkü hani ne Evet. yapacağını, hani işte aşıya götürüyor, doktora götürüyor, nasıl koruyacağını, yani nasıl koruyacağım gibi endişelere kapılabiliyorlar çok fazla aslında. Evet, ama dünyaya baktığımız zaman her şey gibi bu da geçiyor. Pandemi de geçecek elbette ki. Bu zamanlar da geçecek. Güzel günlere daima yaslanacağız. Zihnimizi, yaratıcılığımızı daima iyiye, güzele ve ışığa doğru çevireceğiz. Ve bizlerde, biz uzmanlar da zaten buna işaret ederek bu platformları oluşturuyoruz. Yürekten inanıyorum. Bütün hayatımla, çevremle daha iyi bir dünya kurulacağına her gün. Eğer böyle pozitif düşünürsek. Kesinlikle öyle. Evet, sevgili Zeynep, çok güzeldi seninle konuşmak. Hemen geçti vaktimiz. Nasıl geçti anlamadık. Buradan çok teşekkür ediyorum tüm seyirciler, Ben de. izleyiciler adına. Büyüyorum ve gelişiyorum platformu olarak. Bir konumuz ve bir konuğumuz devam edecek. Çarşamba günü çok sevgili kadim dostum, oyuncu ve sihirbaz Kubilay Tuncer'le çocukların soyut düşünceyi geliştirmeleri üzerine konuşacağız. Soyut düşünme çok
önemsediğimiz bir kavram. Çünkü yaratıcılık dedik. İşte yaratıcılığın içinde soyut düşünebilme becerisi var. Bunu geliştirmek var. Anneler, babalar da çocuklarında soyut düşünceyi geliştirirken kendi zihinlerinde de bunu geliştiriyorlar. Mükemmel aile oyunları oluyor böylece. Onu konuşuyor olacağız. Çarşamba günü saat 8'de. Bizden ayrılmayınız. Çok teşekkürler sevgili Zeynep. En kısa Ben zamanda teşekkür güzel ederim. Çok günlerde keyifli. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.